Hanımlar beyler öyle bir gün ki e, normalde bir eğlence programı olduğu için eğlenceli bir jenerik hazırlamışlardı arkadaşlar programa girerken. Kendi programımın jeneriğinden rahatsız olur bir vaziyetteyim. Çünkü eğlenceye dair, tebessüme dair bir şeye e, bugün yer vermek mümkün değil. Kalbimiz kırık ruhumuz derik bir vaziyette akşamı geceye uğurluyoruz. İnşallah hayırlı bir gece olur. Gece ne kadar karanlık olursa olsun, güneş batmışsa da geceyi bir onaran var diyor büyük şairlerden bir tanesi. Şüphesiz ki inanan Kimseler olarak her şeyde bir ibret vardır diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var onu dillendirelim. Diyor ki İzmir'deki bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Bu tip saldırılar milli birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirir. Asla kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. Biz de bu çerçevede bugün programı yapmak niyetindeyiz çünkü programın izleyenlerinin nispeten genç ve orta yaşlı arkadaşlardan oluştuğunu biliyorum, düşünüyorum. Çoğunuzda sosyal medya kullanıyorsunuz şu an ve bu tip durumlarda sosyal medyada çok fazla klon hesap var. Çok fazla fake hesap var, ee, algı yönetimi yapılıyor, algı operasyonları yapılıyor. İnsanlar provoke edilmeye çalışılıyor. Ee, provokasyon suçtur ama provoke edilmiş olmak da suçtur. Yani birinin sizi provoke etmesi neticesinde bir şey yaparsanız niyetinizin, düşüncenizin bir önemi kalmaz. Eylemenizin hesabını hukuk önünde... ...verirsiniz. Bu programı izleyenler bilirler ki genel geçer şeylerden, klişelerden mümkün olduğunca uzak durmak... ...gayreti... ...içinde olduğumuz bir iştir. Bunu da başarıyoruz şükürler olsun. Yine bu minvalde... ...anlatacağım mevzuyu, anlatmaya gayret edeceğim. Birileri bizi provoke ediyor... ...olabilir. Kış kışlığını, kuş kuşluğunu yapacaktır. Bu... ...doğal. Bunlar hain. Bunlar satılmış, bunlardan başka bir şey bekleyemezsiniz. Ama e, siz eğer bunu alet olursanız, en az bunu yapanlar kadar suçlu duruma düşersiniz. Bugün akşam 16'da, 16 sularında İzmir Adliyesi'nde ki e, tüm adliyelerimiz gibi diyeyim İzmir Adliyesi terör örgütleriyle çok uğraşan, çok ciddi operasyonlara imza atan çok ciddi davalara bakan Türkiye'nin en önemli adliyelerinden bir tanesi. Çok örgüte, örgütün tekerine çomak sokmuş bir yer. Saat 16 sularında C bölümüne ağır cezanın olduğu bölüme sızmaya çalışıyorlar. Bir son dakika bilgisi Sayın Başbakan Binali Yıldırım da İzmir'e hareket etmiş olayı yerinde değerlendirecek. E, olayı özetlemek gerekirse kahraman polisimiz Fethi Sekin abimiz haberlerde gazetelerde Elazığlı diye geçiyordu. Elazığ'ın başı sağ olsun, memleketin başı sağ olsun. İşte bu memlekette Fethi Sekinler, Ömer Halis Demirler bitmiyor. Yani buradan asla propagandatif şeylere yer vermeyen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 80 milyon tane kurşununuz yoksa ve 80 milyonumuzu da aynı anda öldürmediğiniz sürece bizi mağlup edemezsiniz. Biz mağlup olacak kimseler değiliz. Patlatsanız da, vursanız da, suikast de yapsanız bir şey değişmeyecek. Yani 15 Temmuz'da yüzlercemizi şehit ettiniz. Elinize ne geçti? Şimdi tabi e, bu noktada Memleketi sevmek e, Önemli bir mesele Ama bunun bir de yöntemi var Yani işini çok iyi yapmak Mesela ülkeyi çok e, Sevmenin alameti Farikasıdır e, Şiddet Kullanmak, şiddete teşne olmak, ve bunların çözüm olmadığını zaten bilecek insanlarsınız ama etrafınızdakilere salık verin diye e, söylüyorum. Birbirimize mukayyet olacağız, hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Yani komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir inancın e, müminleri olarak, inananları olarak, bu felsefede hayatını idame ettiren kimseler olarak böyle zamanlarda çok daha mutedil olacağız, birbirimize e, tavsiyelerde bulunacağız, mukayyet olacağız, aklımızı başımıza devşireceğiz. E, bu ülkenin güvenlik güçleri var, askeri var, polisi var, istihbaratı var. Geçenlerde İçişleri Bakanı Sayın Soylu açıklama yaptı, yüzlerce engellenen terör eylemi var. Yüzlerce yakalanan terörist var, e, canlı bombalar, bomba yüklü araçlar ama... ...engellediğinizde değil, engellenemediğinde ne yazık ki haber oluyorsunuz. Ama şunu da bilmek gerekir, bu kadar farklı görüşlerden gelen örgütsel yapılar aynı anda sadece özellikle spesifik olarak Türkiye ile uğraşıyorsa... Demek ki bir şeyleri doğru yapıyoruz demektir. DH, e, paralel devlet yapılanması, DHKPC, PKK bunlardan dördünü aynı odaya koysan birbirini kesecek adamlar bunlar. Birbirlerinden hoşlanan kimseler de değiller ama aynı anda hedef birlikteliği içerisinde muhtemelen belli merkezlerden aldıkları komutları yerine e, getiriyorlar. Yani hala bu işin e, ...sempatizan tarafında olanlar e, varsa e, bu sempatik bir durum değil. İhale alıp e, para karşılığında e, eylem yapıyorlar. Ülkenin e, bütünlüğüne zarar vermeye çalışıyorlar ki... E, ...BND ile çok iş yaptıklarını geçen sözde lider kadrosundan biri e, açıkladı. Artık bunu gizlemek... İhtiyacı bile hissetmiyorlar. Olası sempatizanlar varsa, izleyenler arasında bunun sempatik olmadığını kavramak akılcılığın gereğidir. Rasyonalitenin gereğidir. Yani bu dini tandanslı olduğunu iddia eden örgütlerin dinle alakası yok. ...Marx'la Lenin'le alakası olduğunu iddia eden örgütlerin Marx'la Lenin'le işi yok. Hatta Stalin bile bunları görse şüphesiz ki toplu şekilde idam ederdi. Çünkü Stalin için acı da bir espri olsun çok fazla seçenek yoktu. Ya idam ederdi ya da Sibirya'ya sürerdi yani ya birden öldürürdü ya da yıllar içinde ölmenizi sağlardı bu anlamda okumakta araştırmakta doğru okumakta fayda var burada romandan hikayeden bahsetmiyorum hala bunların kendince bir şeyler başarmaya çalıştığını düşünen insanlar ne yazık ki varlar sempatizan düzeyinde. Ee, yani Allah akıl fikir versin ya da uyansınlar, baksınlar dünyayı araştırsınlar, öğrensinler, çapraz okumalar yapsınlar, karşılaştırmalar yapsınlar ve bir an önce bu yanlıştan dönsünler, işi eyleme dökenlere geçmiş olsun. Ee, zaten şu an e, Irak merkezi yönetimiyle hükümetiyle Mekik diplomasisi içindeyiz. Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle Mekik diplomasisi içindeyiz. Ve çok yakın bir gelecekte devlet erkanının da açıklamalarından bunu anlıyoruz. En azından ben böyle okuyorum. O kan dilinizi söndüreceğiz bir daha yanmayacak şekilde ya da yakacağız bir daha sönmeyecek şekilde bu devlet size kendini hissettirecek ve bunu iliklerinizde göreceksiniz. Şah damarınızda hissedeceksiniz. Bunu söylememin nedeni bunu yapacak olan devlet aygıtıdır. Askerdir, polistir, istihbarattır. Çok seçkin elit ee, birliklerimiz var, birimlerimiz var, tugaylarımız var. Ee, bu konunun uzmanları var. Çok şükür 15 Temmuz sonrası e, çok ciddi ayıklanmalar da e, gerçekleşti. Uçaklarımızın ya da e, bölgedeki e, operasyondaki timlerimizin başarısı yüzlerce kat e, arttı. Bunlar da artık iyice marjinalize olmaktan başka bir çıkar yolları kalmadığı için e, metropollerde eylemler yapıyorlar. O örgüt jargonunu bilenler bilirler. Bu yıllardır söylene gelen bir tehditti. Yani iki büyük tehditleri vardı. Birincisi kent savaşı yaptılar ve feci halde kaybettiler. İkincisi de tırnak içinde savaşı metropollere taşımak şimdi bunu yapıyorlar. Yani bu günlük gelişmelere, günlük politikalara bakarak izah edilebilecek bir şey değil. Süreci bilmek lazım. Bu bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Masada her zaman hazır tuttukları bir karttı ve son ben... kartları bunu oynuyorlar. Mevzuyu bilenler bu demagog olmaktan ileriye gidemeyecek fikri noktada zavallıların senelerdir bunu söylediğini, bunu bir tehdit unsuru olarak gündemde tuttuğunu bilirler. Yani Türkiye şöyle yaptı da o yüzden bugün böyle oluyor. Türkiye şu noktada da o yüzden böyle oluyor değil. Bu metodolojik bir şey, yöntemsel bir şey. Bu nedenle bunu yapıyorlar. Ancak bugünkü saldırıda ee, çok büyük bir katliam hedeflenmiş katliamın küçüğü olmaz ama e, istatistiki anlamda e, çok fazla insanın ha hayatını almayı kafaya koymuşlar. Ee, üzerlerinde Kalaşnikovlar var, Kalaşnikovların şarjörlerini birbirine ters bantlamışlar. Silahlara meraklı olanlar. Bilirler bunun neden yapıldığını şarjör değiştirirken vakit kaybetmemek için aynı zamanda RPG denen yani roket atar diyebileceğimiz mühimmat ve en az 8 el bombasıyla içeri girmeye çalışmışlar. Saat 16 sularında insanların artık mesai bitimleri e, yoğun şekilde binayı tahliye ettikleri anda içeri girebilselerdi muhtemelen ellerindeki el bombaları da personel imha e, tipidir. El bombalarının iki temel tipinden bir tanesi yani kalabalığa atarsanız o kalabalığın içindeki hemen hemen herkesi e, öldürecek kadar şarapnel olarak dağılır, patlama etkisinden ziyade saçtığı şarapnellerle elimine edilmek istenen kimselerin üzerine atılan bir şeydir. Bir son dakika gelişmesi var. Sayın Başbakan cenaze törenine Katılmak için İzmir'e e, hareket etmiş ve havaalanında bir açıklama yapması bekleniyor. Ama Sayın Süleyman Soylu'nun ifadeleriyle söylemek gerekirse açıklamayı yakında e, yapacağız. E, Amerikalıların meşhur bir tabiri vardır. Savaşı onların evine götürmek gerekir diye bunu da yaparlar yani. Haklı haksız pek bakmazlar yaparlar. İşte ikiz kulelerde 2000 kişi hayatını kaybetti. Hepsi insandır, hepsi candır. Önemli değil ama işte 2,5-3 milyon insan öldürdüler bunun karşılığında. Savaşı evlerine götürmediğimiz sürece, götüremediğimiz sürece yani bataklığın ıı, kurutulması gerçekleşmediği sürece ne yazık ki böyle durumları yaşamaya devam etmek durumundayız ama bunu yaşıyor olmamız sakkaten ülke olarak doğru bir pozisyonda olduğumuzu, doğru işler yaptığımızı gösterir. Zaten Amerika bir şeye yanlış diyorsa o doğrudur yani onun doğru olduğuna ben hiç incelemeden biraz da gaza gelerek amiyane tabirle söyleyeyim. Onun doğru dediğine yanlış, onun yanlış dediğine doğru derim. Özellikle Obama yönetiminin Amerikan halkıyla bir alıp veremediğimiz yok. İnşallah yeni başkanla da çok daha farklı bir diplomatik ilişkimiz olacak. Zaten... dünya siyasetini iyi takip eden birkaç yorumcuya da baktım. Bugün gerek yabancı gerek yerli... bir enkaz devretme çabası içerisinde... Amerikan Başkanı ve ekibi... içinden çıkılamaz sorunlar ve krizler... yaratarak Trump'ın kucağına bunları bırakma derdinde Rus diplomatların sınır dışı edilmesi gibi. Ama... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Obama'yı çok küçük düşürdü ve bu kararın yok hükmünde olduğunu, yeni başkanın tasarrufunu bekleyeceklerini söyledi. Karşılık verme hakkını gizli tutarak, saklı tutarak Obama'ya yok hükmünde davrandı ve bu kadar rezil olmayı, bu kadar zelil olmayı da göze almışlarsa gözlerini ne kadar kararttıklarının da apaçık bir delilidir. İbret alanlar için böyle şeylerle umarım karşılaşmayız ama bizi zor durumda bırakmak için, bizi bitirmek için ellerinden geleni yapmaya and içmiş bir küresel terör ağıyla karşı karşıyayız küreselciler diyeyim artık yani aranızda küreselleşmeyi savunanlar varsa onlar üzerine almasınlar. Öyle bir şey değil anlattığım. bu program bir terkiptir. Yani daha öncesini de keşke izlemiş olsaydınız ya da daha sonraki bölümleri de keşke izleseniz. İzleyicilerle başka bir ilişkimiz var. Başka bir yöntem izliyoruz. Çok garip bir durumdayız. Dünya terör tarihinin, evet terörün de bir tarihi var. Dünya terör metodolojisinin, evet terörün de metodolojisi var. Hatta birden fazla var, yöntem bilimi. Bunların kesiştiği, bunların kaynaştığı, bunların ortak bir zeminde buluştuğu bir noktadayız. Şehit olan polis abimiz trafik polisiymiş şüpheleniyor. Etraftaki halkı uyarıyor, diğer emniyetteki arkadaşlarını uyarıyor ve mermisi bitene kadar şehit oluyor. Polisin elinde olsa olsa 919 standart standart NATO mühimmatıdır. Yani 9 mm atan tabanca vardır işte 14'lü bilinir ki genelde de 15 mermi alır ama 14'lü diye tabir edilir. Ondan vardır mühimmat olarak başka bir şey yoktur. Bir tane de varsa yedek şarjörü vardır. Yani 30 mermiyle ile... çatışıyor. Bunu her baba yiğit yapamaz. Bunu kolay kolay kimse yapamaz. Karşısında 3 tane Kalaşnikof'lu var. Birini indiriyor, birini yaralıyor, birinde biri de kaçıyor zaten bırakıp panikle aracı patlatıyorlar. Dolayısıyla eylemin zamansal çizgisi bozuluyor ve kesif bir başarısızlık ortaya çıkıyor. Fethi Sekin abimize yani rahmet diliyoruz ama bir yandan da o bize şefaat etsin. O bize hakkını helal etsin inşallah. Bizim geleneğimizde şehit verildiğinde Hazreti Peygamber'e komşu Olunur biz böyle inanırız ve e, Hazreti Peygamberin son zamanlarda bizden çok komşusu oldu. Tabi bu bize nasip olacak bir makam değildir, beyavledir bilemem. Gelirse de davul ile gelsin başımızın üstünde yeri var. Ailesine sabırlar diliyoruz. Emniyet camiamıza sabırlar diliyoruz. Lütfen polisin arkasında durun. Onlara ne kadar saygı duyduğunuzu, ne kadar sevdiğinizi hissettirin, gösterin. işlerini kolaylaştırın. Askerin aynı şekilde hangi siyasi görüşten olursanız olun. Hangi partiyi tutarsanız tutun veya tutmayın siz bilirsiniz şu an yapılan şey hepimize yapılıyor. İşi de göre hepimiz kafiriz yani e, ki kafir olsak ne yazar yine de bizi öldürmeye hakları yok ama hepimizi e, kafir kabul ediyorlar, mürtet kabul ediyorlar hatta. mürtet olduğumuz için de malımız, canımız, namusumuz, her şeyimiz helal oluyor böyle fetva da alıyorlar. Eee tabii bu fetva mekanizmasının bu kadar boş bırakılmasının da ayrıca başlı başına konuşulması, incelenmesi gereken bir konu olduğunu belirtelim fakat bugün Sayın Başbakan Yardımcısının, Sayın Valinin de belirttiği gibi ilk bulgular PKK'yı gösteriyor. Dolayısıyla onun üzerinden konuştuk, onun üzerinden tartıştık. Vaktinizi aldık hakkınızı helal edin. Doğru şeyler söylemeye çalıştık. Güzel şeyler anlatmaya çalıştık. İsterdik ki dünkü gibi eğlenebildiğimiz, gülebildiğimiz, karşılıklı sohbet edebildiğimiz bir program yapalım ama yapamadık. Sosyal medya adresimizden twitter.com Ahmet Ersan ST adresinden bize ulaşabilirsiniz. Fikir ve görüşleriniz bizim için çok kıymetlidir. Yarın akşam 23'te Allah nasip ederse hayatta olmaktan en keyif aldığımız yerde huzurlarınızda olmak istiyoruz efendim. Dünyanın hali bitti.